Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mukaddes, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyorum ve bugün tercih döneminde durağımız Kocaeli. Elif'le birlikteyiz. Elif yine benim Leyla'dan sonradan arkadaşlarımdan bir tanesi. Kampta Elif'le birlikte Antep kampındayken böyle hevesle konuşup Kocaeli hakkında video çekelim diye sözleşmiştik zaten. Şimdi de onu davet ettim. Hoş geldin Elif. Hoş buldum. Ben Kocaeli'de dönem içi öğrencisiyim. İşte 3 senedir gidip geliyorum, okuyorum. Ve ben başladığım zamanlarda doğru düzgün bir video yoktu. Hep şey diyordum ya, keşke güzel bir video olsaydı da ben o zamanları izleseydim. Mukaddes bunu söyleyince çok sevindim. Vay dedim, çok güzel olur, insanlar izler, onlara yol gösteren bir video olur inşallah demiştim. Onun için çok hoşuma gitmişti bu fikir. Öyle yani. İyi yaptın. Bence de çok güzel oldu. Hazırsan başlıyorum sorulara. Başlayalım. Tamamdır. Öncelikle şu an güncel sıralamalar nasıl okulumuzda? Sen hangi sıralamayla girmiştin ve ortalama böyle arkadaşların falan kaç bin sıralamayla gelmişlerdi? Bunu sorayım. Ben girdiğim zaman 8040'ıncıydım ve bizim üniversitemiz o zaman galiba 8600 civarı bir şeyden kapatmıştı. Sınıfta da genel olarak işte 6000-8000 arası öğrenciler yoğunluktaydı. Ben son sıralamalara baktığımda geçen sene 10300 gibi bir şeyle kapatmışlardı. Sanıyorum ki 8000-10000 arası öğrenciler var. Yani anlayacağın her sene 1000 eklenerek gitmiş. Benim zamanımda da öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Böyle 1000 eklenerek ilerlemişti. İşte gibi. Her sene 257 kişi yerleşiyor. İşte 250 kişi anaya yerleşen sonra galiba okul birincileri falan bu şekilde ilerliyor. Anladım, tamamdır. Bir diğer sorumuz eğitimle alakalı bu. Temel bilimler ve klinik bilimler eğitimi okulumuzda nasıl? Memnun olup olmadığınız noktalar nelerdir? Şimdi Kocaeli için şunu söyleyebilirim. Kocaeli biraz çevre şehirlere göre biraz zor bir üniversite. Hatta bizim elimize bir istatistik geçmişti vakti zamanında. Bizden önceki senelerin istatistikleri. Birinci sınıflardaki kalma oranı işte %25, ikinci sınıflarda %20, üçüncü sınıflarda %20 gibi bir şeydi. Bunu preklinik için söyleyebilirim. Yani kalma oranları birazcık yüksek anlayacağınız üzere. Geçme notumuz da bizim 65, çoğu üniversitede 60. Ben o zaman ilk başlarken şey demiştim, ha 60, ha 65 ama öyle olmuyormuş. Çünkü mesela bir arkadaşım bu sene 0,04'te büte kaldı. O bir puanın bile çok önemi varmış. Yani Kocaeli o konuda birazcık ne yazık ki zorluyor. Ama preklinik eğitimini ben açıkçası beğenmiştim. Genel olarak hocalarımız bence iyi. Slaytlarını veriyorlar. Çok fazla hani ben slayt vermeyeyim, slaytları değiştireyim diyen hocamız çok fazla olmuyor. Tabii ki arada bir böyle hocalarımız çıkıyor ama sanıyorum ki tüm üniversitelerde böyledir. Şimdi anatomi konusunda biraz yorum yapmak istiyorum. Full bizde online'a denk geldi. Ve o süreçte de hocalarımız önceden genel slaytlarını yüklediler. Kayıtların hepsi paylaşıldı. Çok yardımcı oldular o dönemde. O yüzden preklinik eğitim için ortalama diyebilirim. Hani ortalama Türkiye'de neyse burada da onu bulurlar. Klinik eğitim için de ben daha kliniğe başlamasam bile başlayan öğrenciler genel olarak beğeniyorlar. Bizden mezun olmuş, acile atanmış bir pratisyen ablamızla konuşmuştuk. O da klinik ve internlük eğitiminin bizde güzel olduğunu, yeterli olduğunu, hatta birçok üniversiteye göre önde olduğunu, mezun olduğunda acilde hiç zorlanmadığından bahsetmişti. Hatta o da Leyla'dan sonradan tanıdığımız birisiydi. Bize onun için Leyla'dan sonralılara böyle anlatmıştı o zaman. O yüzden gayet yeterli olacaktır ama biraz zorladığını söylemem lazım. Ha, imkansız mı, zorlukta mı geçmek sınıfı? Hayır değil. Hatta ben bu sene biraz hani uğraşıp finalsiz geçtim. Ama dediğim gibi büte kalan da bu sene çok, hatta birinci sınıflardan 180 kişi bu sene büte kalmış. 300 kişi falanlar birinci sınıflar. Yani kalan bu sene büte çok olmuş. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Bizde normalde finalsiz geçme sistemi var ama o sistem kaldırılıyor. Seneye kesin final getiriliyor. Yazarken bunu akıllarında tutabilirler. Tamamdır. 65 birazcık yüksek bir puan ve finalsiz geçme artık yok. Bunu unutmadan devam edelim sorularımıza. Şimdi şöyle, klinik eğitimi güzel dedin. İnternlük hakkında sorayım o zaman. İnternlük tamam güzeldir. Evet ama nasıl, yorucu mu? Ders çalışabiliyorlar mı? Angarya işi ne kadar yapılıyor? Bunu sorayım sana. Şimdi ben bir gece çocuk acilde nöbete kalmıştım. O zaman direkt internlerle konuşma fırsatım olmuştu. Ve anladığım kadarıyla bayağı angarya iş yapıyorlar. Onlar için yorucu geçiyor. Ders çalışma konusunu ne yazık ki sordum ama çok öğrenemedim. Sanırım ders çalışma olayı biraz zor oluyor. Bunu da nereden biliyorum? Bir seferinde bir TUS dershanesinin müdürüyle birebir görüşmüştüm. O zaman bana şundan bahsetmişti. 2013'e kadar Kocaeli'de TUS çalışma imkanınız güzeldi. Öğrencilerin bol vakti oluyordu. Ama 2013 sonrası kademeli olarak zorlaştı. Biz altın çağımızı o zaman yaşamıştık. 90 fakülte içinden 7. falan olmuş Türkiye ortalaması
hani Kocaeli Üniversitesi'nin. Ama bu sene ben inceledim, sanırım 20. sıraya kadar falan gerilemiş. Bunda hani internetteki yükün artması gerçekten büyük bir payı kapsıyor. Şundan bahsetmişti ama yine de aynı müdür. 5. sınıfta yeterli vaktiniz aslında var. 5'te düzgün olarak çalışan bir öğrenci hani 6'daki o açıyı kapatabilir, yine başarılı olabilir diye de eklemişti. Anladım, bir de bir arkadaşımın anladım. şöyle bir yorumu var. Aslında bunu şey demişti. Ya yeni mezunlar bunu neden merak ediyor ki? 6 yıla kim öyle, kim kala, kim bilir neler değişecek diye bir yorumu var intern. Bence de kesinlikle öyle ama işte şöyle düşünüyorlar bir yandan da. Zaman hızlı geçiyor. Bir yanda internliğe geleceğiz. Bizi ne bekliyor gibisinden. Gerçekten 6 yılda bence çok şey değişiyor. Ama bazı yerlerde değişmez. Mesela bizim okulumuzda internlik zordur. Ve ben kendim bildim bileli zor. Ya 90 yılında da bu zormuş. 2020'leri geçtik hala zor. Bunu bilmelerinde fayda var diyerek yeni soruma geçiyorum. Şimdi sen TUS başarısını söyledin zaten. Ben şeyi sorayım o zaman sana. TUS dershanelerinin hangileri var, hangileri yok? Mevcut mu hepsi? Bunu sorayım sana. Hepsi var diyebilirim gönül rahatlığıyla. Hatta işte Sakarya'da eskiden işte TUSDATA sanırım, TUSEM falan bunlar yokmuş. Eskiden bizim oraya gelirlermiş insanlar, servis Evet. falan kalkıyormuş. Biz de hani kolaylıkla TUS dershanesi bulabilirler. O konuda herkes çok rahat olabilir. Ne isterler sonuçta, yani çok isimli de değişik değişik, tuhaf tuhaf, bu da mı var dediğim dershane bile bazen oluyor. O konuda çok rahat olabilirler. Ya zaten en Tamam. büyük herhalde TUSDATA ile TUSEM var. İkisi de bizde mevcut. Tamamdır. Bir diğer sorum şu, okulunuz akredite mi ve İngilizce Türkçe tıp var mı? Varsa farkları ne? Yoksa zaten yoktur, bunu sorayım. Bizde yok. Sadece Türkçe eğitim programımız var. Akredite aynı zamanda. Yani kurulduğundan çok kısa süre sonra sanırım akreditasyon olmuş. Yani akredite bundan sonra olmama ihtimalimiz yok demişti hocamız. Böyle bir sıkıntımız yok. Tamamdır. Şimdi Kocaeli malum İstanbul'a da yakın bir yer. Pahalılık ucuzluk konusundaki sorularınıza geliyorum yavaştan. Yurt ve ev imkanları ne durumda? Fiyatları ne kadar? Pahalı mı ucuz mu? Bunları sorayım. Şimdi ben genelde pahalılık ucuzluğu İstanbul'da karşılaştırıyorum. Çünkü ben İstanbul'da yaşıyorum ve İstanbul'la karşılaştırdığım zaman bana birinci sınıftayken ucuz geliyordu açıkçası. Ucuz demeyeyim de hani İstanbul'un altında geliyordu fiyatlar. Ancak hani her şey o kadar hızlı, artık fiyatı artıyor, ücreti artıyor ki her şeyin. Takip edemez oldum Kocaeli'de de, ama mesela yurtlardan bahsedebilirim. Çoğunlukla KYK yurdu var kızlar için. Erkekler için de iki tane var. Çok memnun olmayıp eskiden insanlar eve çok çıkıyorlardı ama daha yeni ev arayan bir arkadaşımla konuştum özellikle bu soruyu hani güzel yanıtlayabilmek için ve bana şunu dedi: güzel evler 3.000'den başlıyor gibi bir cümle kurdu. Anladığım kadarıyla fiyatlar ciddi artmış, çünkü senenin başında 1.500'e 3 arkadaş 3 artı 1'e çıkmışlardı konuştuğum arkadaşlar. Hani tam olarak mekanı bilemiyorum ne kadar güzel, ama şu an artık ev bulmak, eve yerleşmek veya ev devir almak zorlaştı. Bunu söylemek zorundayım ama bu Türkiye'nin sanırım her yerinde böyle. Onun için bunu bir eksi olarak görmemek lazım. Kızlar için çok fazla KYK yurdu var. Ben KYK'da kalıyorum. Bir hay verdi ve iki tip yerleşkesi mi var diyeyim. Evet, bir alt bloklar var, bir üst bloklar var. Alt bloklar biraz daha eski, 4 kişilik odaları var. Onların fiyatı 360'tı yanlış hatırlamıyorsam. Biz 400 veriyorduk. Ben 3 kişilik bir odada kalıyordum ve gerçekten kendi içinde böyle çalışma odası, yani tam ara bir bölme var gibi düşün. Kendi içinde çalışma odası bile vardı. Yani imkanı çok güzeldi. Her katta etüt odaları vardı. Genel olarak kız yurtları çok güzel ama erkek yurtlarından aynı oranda memnun değillerdi. Onu da ifade etmem lazım. Onlarınki daha ucuz sanırım ama bu kadar fazla sanırım. Mesela kız yurdunda kalıyorsanız yurt çıkmama ihtimali yok. En kötü 1-2 hafta yedekte beklersiniz. O sırada misafir öğrenci olarak kalırsınız. Ama erkekler de biraz zorlanıyorlarmış. Bir arkadaşım mesela pansiyonumsu bir yerde kalıyordu. Artık 2 kişilik odası için yıllık 25.000 istiyorlar oraya dedi. Ama yine de bence erkekler de biraz sabrederlerse onlara da yurt çıkar. Anladım. Tamamdır. Teşekkür ederim. Şimdi ulaşım Kocaeli'nde nasıl, büyüklüğü nasıl bu şehrin? Ve genel olarak şehir ulaşım ve diğer anlamlar dışında pahalı mı? Gerçi söyledim ben İstanbul'a nazaran kıyaslıyorum diye ama yeme içmeyi de dahil ederek cevaplayabilir misin? Ben hani Kocaeli için hani gittiğim yerleri düşünecek olursam normal diyebilirim. Her şey için normal diyebilirim. Yani ulaşım için çok iyi diyebilirim. Neden? Birincisi yüksek hızlı tren geçiyor. İşte Ankara'ya, Eskişehir'e, İstanbul'a çok rahat gidebiliyoruz. Çok daha ucuza gidebiliyoruz. Çünkü otobüsün yarı fiyatı yüksek hızlı tren. Bursa'ya 1,5 saat mi 2 saat mi ne sürüyormuş yine otobüste. Bizim zaten herhalde sınıfın 1/3'ü Bursa'dan geliyordu. Aynı şekilde İstanbul'a ve Sakarya'ya belediye otobüsleri direkt kalkıyor. Onun için çok uyguna gidebilirler. Aynı zamanda nasıl anlatsam bunu? Büyük bir peron
alanı var üniversitenin önünde, hemen kampüsün önünde. Bizim hastanemiz de zaten kampüsün karşısında yer alıyor. Oradan şehrin her yerine giden otobüs bulabiliyoruz. Sık sık geçiyorlar. Evet, şehre biraz uzak, bunu kabul etmek lazım. Ufak tefek işler için bile bazen şehre inmek zorunda kalıyoruz ve bu birazcık can sıkıcı bir durum, ama o kadar büyük bir yerleşkeyi zaten şehre yakın bir yere yerleştiremezlerdi. Bunu göz önüne aldığımız zaman ben ulaşımını çok beğeniyorum açıkçası. Kendim de her hafta İstanbul'a gidip geliyorum. Ben daha çok yüksek hızlı tren kullanmayı tercih ediyorum ve o kadar rahat oluyor ki 1,5 saatte en kötü İstanbul'da oluyorum. Aynı şekilde Bursa, Eskişehir, Sakarya, İstanbul, Tekirdağ, bu tür yerlerden gelenler çok rahatlıkla düşünebilir. Bir arkadaşım da şunu eklemişti bana. Kocaeli merkezi bir yer olduğu için küçük ilçelere bile ben bilet bulabiliyorum. Mesela demişti, Lüleburgaz'a her yerden bilet yok ama Kocaeli'den çok rahat buluyorum demişti. Anladım, tamamdır. İyi, bence gayet güzel yani. Malatya'dan sadece İstanbul-Ankara'ya direkt uçuşun nadir zamanlarda değil, günlük olduğunu düşünürsek. Bu arada Elif de Malatyalı gayet, o da biliyor evet. Yani. Öyle olunca hani iyi, bana göre çok iyi geliyor bu. Tamamdır. Şimdi şey sorayım. Dersle ilgili konuştuk, güldük, eğlendik. Tamam. Sosyal aktiviteleri soracağım. Okulda ve şehirde. Ben geldim. Sosyal aktivite olarak ne yapabilirim? Ders dışında kafamı dağıtacağım dediğimiz şeyler nelerdir? Mevcut mudur? Onları sorayım. Bununla ilgili okuldan başlamak istiyorum önce. Şimdi yeterli kadar anladığım kadarıyla kulüp var. Çünkü her yılın başında böyle okulun otopark alanında toplanırlar. Kulüpler bir tanıtım yaparlar ve benim gördüğüm kadarıyla yeterli sayıda kulüp var. Mesela bir arkadaşım tiyatro kulübüne gidiyordu ve çok eğleniyorlardı. Gayet aktiflermiş. Kulüp kurmak istediğiniz zaman da okul çok yardımcı olduğu için herhangi bir konuda herhangi bir şeye ilginiz varsa okul kurup kulüp kurmayı çok kolaylaştırıyor. Çok söyleyemedim bunu. Mesela bizim fakültede bir müzik kulübü kurmak istemişlerdi. Kolaylıkla kurdular öğrenciler. Arada bir çıkıp konser veriyorlardı. Çok hoş oldu. Zaten Fix Tıp Fakültesi işte kulüpleri vardı. İşte Miss Leyla'dan sonra Bat, Genç Yeryüzü Doktorları. Bunların altında da bizde birçok grup var aynı şekilde. Yani mesela Bat'ın kitap analizi grubu vardı kendi içinde. Onun için bir öğrenci eğer isterse kulüplerde aktif olursa yapacak birçok şey bulabilir. Mesela bir arkadaşım dalmaya gidiyordu. İşte dalış kulübü vardı. Onlarla dalmaya gidiyordu. Genç Yeryüzü Doktorları arada bir gezi düzenler. Mesela bizden Bursa'ya 40 liraya gezi düzenlemişti. Yani 40 liraya hiçbir şey. Otobüs çok parasından. Iyi. Hani otobüs parası vermek istesem onun iki katı vermek zorundayım. Yemek bile yesen daha fazla para veriyorsun şu an. Aynen öyle. Ve bu dediğim hani çok yakın bir zamanda. 2 ay önce falandı bu dediğim şey. Şehir için konuşmak gerekirse okul kadar sosyal aktivite konusunda iyi değil. Şimdi şunu söylemem lazım. Yeterli ama kesinlikle daha iyi olabilirim. Çünkü yeteri kadar ben konser olduğunu, işte tiyatro olduğunu, ne bileyim gençlerin bir araya gelip toplanıp yapabileceği bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Evet, mesela AVM var. Onun için çok rahat sinemaya gidilir. Veya çevre illere çok yakın olduğu için insanlar çevre illerdeki etkinliklere çok rahat ulaşabiliyorlar. Zaten benim Kocaeli'de en sevdiğim şey bu. Çevre illere ulaşım çok 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 kolay. Ama kendi içinde daha iyi olabilirdi diye hep düşünüyorum. Yetersiz değil. Ama kesinlikle öyle bir şehirde çok daha iyisi olabilirdi. Şimdi şöyle, ben sana zaten kulüpleri soracaktım. Sen de güzelce cevaplamış oldun. Onun dışında ben birkaç tane takipçim özelden yazdıkları için onu ileteyim. Yeterince histoloji laboratuvarları için mikroskop var mı ve kadavranız var mı diye soruyorlar. Bunu sorayım sana. Şimdi histoloji laboratuvarı hakkında çok net bir yanıt veremem. Çünkü biz ne yazık ki o labları alamadık. O yüzden tam olarak nasıl yapılıyor bilmiyorum. Yani patoloji gibi mi yapılıyor? Mesela bize patoloji şeydir. Preparatlar ekrana hani yansıtılır bir projeksiyona, oradan inceleriz. Ama sanırım histolojide öyle değil, gidip insanlar inceliyor sanırım. Çok emin değilim, dediğim gibi bizde tamamen online'a denk geldi ama gösterdikleri preparat sayısı yeterli oluyordu o zaman. Çok güzeldi. Hatta yani mikroskoptan şöyle eğilip baksam bu kadar iyi öğrenemem diyordum. Geçen sene en çok verim aldığım lablar histoloji lablarıydı. Ben çok severek katılmıştım onlara. Kadavra da yine biz ne yazık ki görme fırsatı yakalayamadık ama yeterli sayıda kadavra var. O konuda endişe etmelerine gerek yok. Tamamdır. Tamamdır. Benim soracaklarım bu kadar. Ağzına sağlık. Bence çok güzel, çok net bir şekilde açıkladın. Ama son olarak ben bunu da eklemek istiyorum dediğim bir şey varsa dinlerim seni. Yani Kocaeli yazmak isteyenlerin ben iki kere düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle yolu yakın olanlar, hani işte İstanbul'dan, Bursa'dan, Ankara'dan gelecek olanlar, Eskişehir'den gelecek olanlar gönül rahatlığıyla yazabilirler. Ama ve lakin hani çok uzaktan geleceklerse, şimdi gidiş geliş eve uzak olunca insanlar bir yerden sonra bunalabiliyorlar. Ya evime arada bir gidebilsem, görebilsem diyebiliyorlar. Gerçekten
Kocaeli'ye ne kadar değecek bunu düşünmeleri lazım. Hani alt üstü 500 kişi için, ya bunu Kocaeli için söylemeyeyim. Genel olarak tıp fakülteleri için ben böyle düşünüyorum. Arada çok büyük bir uçurum olmadığı sürece puanlar arasında eve en yakın tıp fakültesi bence en iyi tıp fakültesidir. Bazen insanın canı, yani ben öyle bir şey yaşamıyorum ama arkadaşlarımda görüyorum. Ya evde bir fincan sıcak çay içmek istiyor insanlar. O ev ortamını özlüyorlar. Kendi ailelerini özlüyorlar. Ben bunu görüyorum. Dediğim gibi benim evim çok yakın. Böyle bir ihtiyaç hiç duymadım ama çok uzakta olsaydım herhalde ben de özlerdim. Bir eve gitmek isterdim. Sadece ev olarak, aile olarak düşünmesinler. Orada bir çevreleri, arkadaş ortamları var. Onları özlüyorlar. Onun için gelirken, yani işte benim dibimde de mesela 11 binden kapatacak olsun bu sene Kocaeli. Benim evimin dibinde de 13 binlik yer var. Ama ben 11 bin yaptım, Kocaeli'ye geleyim derken bunu iyi düşünsünler. Gerçekten Kocaeli'ye orada gidecekleri fakültenin çok çok önünde mi? Gerçekten öyleyse gelsinler. Ben Kocaeli'den çok memnunum, eğitimden memnunum. Ama artıları eksileri iyi değerlendirmek lazım. Anladım, tamamdır. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Biz ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Elif de geldi sağ olsun. Bence gayet güzel açıklayıcı oldu. Umarım aklınızda soru işareti kalmamıştır. Ama diyelim ki yine de aklınızda bir soru işareti kaldı. Yorumlara yazarsanız biz elimizden geldiğince açıklamaya çalışırız yine size. Sağ olun. Elif tekrar teşekkür ederim. İyi ki Ben geldi. teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. İyilikle kalın.